sola mıydı? Hatırlayan var mı? Hemen burasıydı herhalde. Arkadaşlar halatı koyarken şey lazım olacak, sıcaklık. Kaç dakikada kuruyor merak ettim. 12 dakikada kurmuş. Hadi bir inelim. Ya Allah. Mezar görüyor musunuz? O mezar mı? Biraz dinlenelim mi? Hayır. Devam. Kamp ateşi mi, mezar mı? Ne o? Abi buraya nasıl çıkacağız biz geri? Biz buradan indik. Allah kahretsin, biz buradan indik. Biz buradan indik arkadaşlar. Halatı da buradan aldık. Yaptığımız hataya bak. Ya arkadaşlar ya. O kadar zaman kaybettik ki hafıza kalmadı ya. Son anda eğer biraz daha inmiş olsaydım ölüyorduk. Hafıza kalmadı arkadaşlar. Biz buradan halatı aldık. Sonra geri dinlenmemiz lazım. Zaman kaybettik. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Şuradan kurttan kurtulmuştuk değil mi? Devam. Vay arkadaş ya. Çok kötü oldu be. Bile bu kadar uzun. Biz buradan geri aşağı ineceğiz. Kurttan kurtulup yukarı çıkacağız değil mi? Oradan aşağı indikten sonra dolanacağız. Neyse. Şurada çalıları parçalamıştık herhalde. Aşağıda bir yerde uyumamız gerekebilir belki. Kurt sesi mi, rüzgar sesi mi? Burada bir kurt olacak. Yani rüzgardan korunarak gitmek istiyorum ama. Ya nasıl üzgünüm biliyor musunuz? Nasıl üzgünüm biliyor musunuz? Önce biraz dinlensek mi gene? Gece olacak. Halatı mı koysak, dinlensek mi? Kahve falan yapmam lazım. O beni sıcak tutsun ama. Dön dön. Eksi 5 derece. İçeri sıcak olur bence. Allah'tan her yerde ateşimiz var.
Şimdi burası 6 derece. Ateşe gerek yok. Gece olacak gene yalnız. Bir bitki çayı içsek. Gece ineceğiz aşağıya şimdi ya. Bir gece daha burada geçirmek. Çok zaman kaybettik. Şu an hala inebiliriz. İnebiliriz ama geri çıkabilir miyiz bilmiyorum. Ya kaldık artık burada. Uyu abi. Tarık selam. Hoş geldin. İki derece. Suyumuz var mı? Bak ne yapacağım biliyor musunuz? Halatı koyup geri geleceğim. Üşüyeceğiz 12 dakika. Niye yürümüyor? Ha. Halatı koyduğumuzda sıcaklığımızın 12'sini falan kaybediyoruz çünkü. 12 dakikada ne kadar üşürüm bilmiyorum. Halatı koyana kadar hipotermi riski geçirir miyiz acaba? 10 dakika böyle dışarıda kalsak. Eğer geçirirsek iptal ederim. Ne yapayım? Rüzgar oradan esiyor. Allah'ım yardım et. Neyse iyi. Bu iyi oldu. Hadi yallah geri. Yak şunu. Donduk. Çünkü zaten uyuyunca geri dinlen şey olacağım. Isınmış olacağım. Neredeydi ya mağara? Şurada mıydı? Kabus gibi oyun ya. Bir yönünü kaybetsem feleğin şaşacak. Su mu yapsak biraz uyumadan? Bir saatlik periyotlarla. Gaz lambasını inşallah söndürürsün dedim, söndürmedi. Normalde her bokta önce gaz lambasını söndürür. Yakıtımız gidiyor. That did it.
Ateş yakma becerisi 3 oldu. Artık tutuşturucuya ihtiyacımız olmayacak, değil mi? Ateş yakmak için. Bir yerden çubuk bulsak iyi olurdu be. Şuraya bir su at. Ulan her şeyi de buraya bıraktık. Sadece bir şeyimiz var. Mağaranın çıkışı neresi? Burası mı? Bak ne zaman çubuk arasam hiç çubuk olmaz. Ateşi şöyle bir saat tutacak çubuk istedik ama yaradandan. Abi biraz bekleyeyim, dikiş mikiş yapayım ben ya. İyi bok yedin göt. Kıyamet kopuyor mu dışarıda? Dallarımı harcamak istemiyorum. Gidelim mi? Gelişmiş dinlenmeye ne kadar var? 1 saat. Uyu. 1 saat daha uyu. Ateş sönsün. Ateşi bir kere daha yakacağız. Gelişmiş dinlenme bitti. Abi madem öyle. Bak milimle kurtarıyoruz ha. 2 saat daha uyu. Bir sabaha yapalım. Sabaha yapalım artık. Ya çok zaman kaybediyoruz. Acil halletmemiz lazımdı bu işleri. Asurotlarımız da tükeniyor. 44 tane. Ne topladık ya? Kahveyi bilerek ısıtmıyorum çünkü zaten soğuyacak. Allah, milimetre, yani burası -4 derece ise, burası -4 derece ise büyük sıkıntı dışarısı. Burası -5 derece. Abo arkadaşlar. Yola devam etmemiz gerekiyor. Acil. Tutuşturucuya artık gerek yok. Yakarım çırayı. Come on. Yolumuza devam etmeli miyiz bu karanlıkta? He? Yoksa gündüz vakti mi? Bere tamam. Kaynamasına vardı daha ya. Uf.
Bir diğer bereyi de. Vallahi atacağım kömür mömür. Bir diğer bereyi de tamir edelim. Şimdi. Bir saat uyuyabiliriz ve böylelikle gidebiliriz. Her şey ayarlanmış olur. Aslında mantar essek. Mantar ezelim biraz. Harun teşekkürler kardeşim. Vallahi çok stresli gidiyor. Erimesine 2 dakika var. Şey 23 kilo üstümüz. Hava hala aydınlanmadı. Ben buraya aşağıda ateş yakmamız gerekirse gerekmez bence ya. Geri çıkacağız. Hemen bir saat daha uyuyorum. Bir su yapalım gene. Bir saat uyu. Sabah olacak. Yani artık gitmemiz lazım. Artık yola devam etmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun. Şimdi burada bir tane reishi çayı. Burada da bir fincan kahve. Kahve yorgunluğa yüzde kaç ekliyor bir anda? %20, %30 civarında ekliyor herhalde, değil mi? Ya kahveyi şu anda içmek kazıklanmak demek. Bence. İndikten sonra çıkarken içelim. Ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Halatla inerken sonuçta daha az yorulmama sebep olmuyor herhalde, değil mi? Sadece biraz kondisyon veriyor kahve. Ya da bir saat boyunca ne yapıyordu? Tulumu al. Şunu al. Bir tane daha alalım, ne olur ne olmaz. Bir tane daha alalım, ne olur ne olmaz. Kahveyi aldım. Reishi çayını içeceğim dışarıda. Üşümeyim diye. Birazdan. Çıkarken de hava nasıl? Çok rüzgar var ya. Of arkadaşlar. Ya -19 derece. Birkaç çubuk alalım. Abi şunu iç. Sıcağı iç hemen. Bayağı üşüdük çünkü. Hadi abi. Arkadaşlar.
Burada çıkıntı da yok. Dinlenecek. Şimdi. Bu mezar nerede? İnşallah doğru inmişizdir. Abi burada mezar falan. Abi şurada bir yerde olmalıydı herhalde ya. Yani bu taraf görünüyordu sanırım. Halatla inmeden. Ya Rabbim bir mezar. Kandırdılar mı bizi ya? Aa, bir halat daha var. Arkadaş bu nedir ama ya? Mezar. Mezar yok. Mezar mı? Mezar o. Mezar. Arkadaşlar bulduk. İnanamıyorum. Demek ki buradan da gelinebilirmiş. Acaba biz buradan aşağı inersek ne olur? Mezar. Aşağı uçuyormuş şimdi otomatik yürümeden. Hepimiz çok üşüyorduk. Kaldırabileceğimizden de fazla. Bundan kaçış yok. Lütfen beni affet. Abi hiç aşağıma aşağı inemem. Nereye indiğimizi bilmiyoruz. Ben çıkıyorum. Acaba insek kestirmeden gitmiş olur muyuz? Abi buralarda bence bir steroid var ha. Can't feel my feet. Böyle beleş vermezler mezarı bize normalde. Ama nerede? İncin top oynuyor abi buralarda. Çabuk defolup gitsek mi buradan? Nereden indik biz? Sanki oradan indik gibi. Abi. Acilen gizemli göle dönmek istiyorum. Abi biz nereden indik? Önce şuralara bir bakalım da. Asır otları masır otları vardır. Hipotermi riski mi? Niye bir anda bitti? Arkadaşlar neden böyle oldu? Daha vardı bayağı. Bir anda mı bitti bu? Come on, come on. Ben mi daldım ya? Are you serious? Ben mi daldım acaba? Bu termi riski. Sanki böyle güllük gülistanlık gibi ben de geziyorum ya. Abi at şunu, fazla can gitmedi neyse. At bir kömür bir sedir şurası. Önce kahveyi ısıt. Sonra bir reishi çayı patlat. Çabuk. 0 derece. Abi. Nereden indim ben ya? Bu ateşi kim yaktı buraya? Bir çubuk ısınıyoruz. Niye? Hmm.
Niçin hipotermi riski hala ya? Lan sebebi soğuk hava diyor. Bir kömür daha at. Şunu iç abi. Ben buradan halatı aldım. Abi eğer ben buradan halatı aldıysam mezar taşını oraya çıkmadan da alabilirmiştik. Bir dakika, bir dakika. Eğer ben zamanında buradan çıktıysam arkadaşlar, nasıl mezar taşını buradan aldım ya? Biz mal mıyız? Bir sürü macera yaşadık. Abi mezar taşı buradaysa biz niye halattan çıktık? O kadar bakmadık mı biz buralara? Kafam, beynim yandı, gözüm yandı. Şimdi ben nereye gitmem gerekiyor? Yürü hele bir dakika. Abi biz çıkmayalım o zaman. Bırak halatı malatı boş ver. Burası geldiğimiz yer değil mi? Şu ağaçla karşıdan karşıya geçtik. Şuraya çıkmamız lazım bizim. Oraya nasıl çıkacağız şimdi? Allah kahretsin. Nasıl bir oyun bu? Şimdi biz buradan geri... Burası eve dönüş yolu. Oraya nasıl çıkacağız? Halatla buradan aşağı insek de zaten buraya inmiş olacaktık. Ama mağarada bir sürü şeyimiz var arkadaşlar. Kömürümüz falan. Şuraya bir bakalım hele, buradan çıkış yolu var mı? Vallahi boku yedik ha. Yemin ediyorum boku yedik. Mağarada ne bıraktık biz? Önce şunları bir alalım. Hadi. Bug'a girdi oyun. Mağaraya bir sürü kömür bıraktık değil mi? Peki o halatla çıkarsak bir kere daha bu halatla inip aynı yere geleceğiz zaten. Aynı yere gelirsek, gene buraya gelirsek ne bok yiyeceğiz onu öğrenelim bir. Testere bizim testeremiz değil. Başka yere testere bıraktık biz. Gizemli Göl civarına. Milton'a falan. Allah. O yukarı nasıl çıkabiliriz? Abi kömürlerin birçoğunu aslı. Abi o kömürlere ihtiyacımız yok. Bak bana inanın, o kömürlere ihtiyacımız yok. Kaç dakikası var bunun? 13. Çabuk. Bir ateş yakmamız lazım bir yerde. Aynı yere geldik değil mi?
Ben çıkışı olmayan bir yerden indiğimizi düşünmüyorum ya. Gayet medeni bir şekilde yürüdük. Ne yapacağız şimdi biz? Bir kömür daha kullanmak istemiyorum. Gerekirse bir çubuk ısınayım. Dur bakayım. Çık be şuradan. Çıkar gibi duruyor ama. Çıkmaz. Abi o ağaçtan gitmemiz lazım bizim. Bu oraya gider mi? Biz neredeyiz? Arkadaşlar, geldik mi yoksa? Mağarada ne bıraktık? Kömür, sedir çırası. Abi burası. Boş ver, halatla malatla tırmanmaktan daha iyidir. Herhalde gidiyoruz şu an. Tam emin olmamakla beraber. Ama bir tane halat almamız lazım yanımıza. Dağ geçidi için. Neyse sahil yolundan alırız. Şeyden alırız. Tatlı Vadiden. Burası geldiğimiz yer değil mi işte? Dümdüz devam ettik. Hep sağa doğru döndük. Önemli ne bıraktık? Bir sürü kumaş bıraktık. Bak meşalemiz burada. Sanırım dağ kasabasına gidiyoruz. Haydi. Önemli bir şey bıraktık mı? Yalvarırım arkadaşlar. Dünyayı bıraktık geri alırız diye. Kuş burnu bıraktık bayağı, evet. Yüz küsur kuş burnu. Aslında 3 bardak kuş burnu demek. Bu burada. Levye burada. Zaten daha önceki bütün gerekli ekipmanları geride bıraktık. Bence önemli bir şey bırakmadık arkadaşlar. Kömür bıraktık dünya kadar. Ya benim kafamda tek bir soru işareti var. Biz tırmandık. Dolaştık, indik, mezar bulduk. Mezarı bulduktan sonra tırmandığımız yere geri geldik. Acaba gerçekten mezarı bulduktan sonra yürüyerek çıkamayacağımız bir yerden mi indik aşağıya? Dağ kasabasına geldik. Ya bak, böyle geldik. Nasıl geldik bilmiyorum abi.
Böyle geldik, bir şekilde buraya geldik biz. Tamam mı? Neyse sonra bunlara sonra bakacağız. Şimdi yolumuza devam edelim mi, etmeyelim mi? Yakacak ve kuşburnu için geri dönülmez abi o illet yerden. Yolumuza devam etmeliyiz bence. Kurtulduğumuza dua etmeliyiz arkadaşlar. Al, bak. Zaten biz kademeli olarak bir sürü şey bıraktık. Al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Onları almış olsak burada bir kısmını gene eleyecektik bence. 30 kilo olduk zaten. Hadi abi devam. Daha çok kömür çıkar karşımıza. Tatlı Vadi ile şeyin ayrımında da çıkacak bir sürü kömür. Ama sadece bir tane halata ihtiyacımız var şu an. Bak ben size bir şey söyleyeceğim. Biz tırmanmayıp düz gittiğimizi hatırlıyorum ben. Orada böyle bir iki basamak böyle sanki taşla çıkamayacağımız bir yer vardı. Acaba o taşlardan mı indik biz? Acayip bir keşif oldu neyse. Şuradan defolup gidelim arkadaşlar. Daha Milton var, kurtlar var karşımızda. Hiç steroidimiz yok o kötü. Milton'da çıkarken o ayı var ya arkadaşlar, ayı. Ayının olduğu yerde uçak kazası var. O uçak kaz... Bu ne lan? Ruhani varlıkların kamp ateşi arkadaşlar. Allahümme salli ala. Şöyle bir dakika dur. Şimdi bir şey yapsak mı burada? Konteyner var ileride. Yeni bir bilmediğimiz bir yola steroid için gitsek mi? Arkadaşlar, bilmediğimiz bir diyara steroid için gitmeye gerek var mı? Hayır, ayı riski var, bir şeyler var. Ben dönüyorum arkadaşlar. Kurt mu? Ödüm kopuyor ha. Kaç gece beklemiş bizi burada? Yemin ederim götüm attı. Bakma, bakma. O kadar badire atlattık, bir kurdu ölemem. Oyun şu an aşırı daha değerli hale geldi benim gözümde. Bu oyuna sahip çıkmalıyız arkadaşlar.
Bir sürü sapımız var, bizi idare edebilecek kadar. Ama eğer biz yukarı çıkmamış olsaydık, yiyecek sıkıntısından büyük ihtimalle pert olmuştuk şimdiye. Ödülümüzü aldık yani oraya çıkmakla, bence. İyi bir maceraydı. Harika bir maceraydı arkadaşlar. Hava fena değil. Gelişmiş dinlenmemiz falan yok değil mi? Var. 6 saat var. Abi uyusana. 1 saat uyu. Şimdi bizim planımız neydi? Milton'dan nasıl geri dönüyorduk biz? Dümdüz gidip benzin istasyonu, park. Parkın oradan falan. Ne yapmayayım? Kurt karşıma çıkarsa? Burada balta çekme. Levye çek Burak yakalanırsan. Levye daha mı etkili? Baltayla tek vuruşta yaralayabiliyorum onu ama ben. Canım gitmiyor. Levye ile daha zor olur. Ben onun tekrarına baktım arkadaşlar. Eğer nacak çekersen kurdu yaralıyorsun. Levye şey yaparsan korkutuyorsun, panikletiyorsun mu ne? Elle saldırırsan da şey oluyor. Çaresizlik gibi bir şey. Kırılsın, kafam mı kırılsın, balta mı kırılsın? Kırılsın abi, yapacak bir şey yok. Nacağın kırılması benim sağlığımın yanında hiçbir şey şu an. Gelişi güzel nacak nasıl yapılıyor? Yaparız abi, çok rahat bir şekilde yaparız biz onu tekrardan. Hiç sorun değil. Gece olmadan buradan gidelim. Hemen şurada bir ateş yakabilirsek eğer. Bir dakika bir çıksana. Oo, 8 bardak reishi yapabiliyoruz. Evet, kırılırsa sıkıntı, doğru. Kırılırsa çaresiz olursun bu sefer. Hava çok güzel. I could eat anything right now. Teneke falan bıraktık. Hiç önemli olmayan şeyler şu an için. Arkada kaldı kuş, şey, kurt. Yok, şimdi hemen alayım da. Meşale filan. Aynı zamanda. Abi ne salaklık oldu ya. Pişirilme durakladı. Nasıl ateş? Neyse. Acil bir fırtına başlarsa pişmiş şeyimiz yok.
Şimdi böyle devam etmeliyiz. Kurtların saldırganlığı inanılmaz yüksek. Bu hayatta kalma modu diye bir şey var. Orada istediğiniz zorluk derecesini falan ayarlayabiliyorsunuz. O zorluk derecesinde her şeyi özelleştirebiliyorsunuz. Orada fark ettik. Mesela kurtlar saldırganlığı düşük, yüksek, çok yüksek vesaire. Mesela huş kabuğuyla bitki çayı yapımı var, yok. Buraları araştıracaktık hatırlarsanız. Hava güzel, fırsat. Kaçmıyor. Bu modda kurda meşale, fişek, mişek hiç kaçmıyor. Hatta elinde fişek varsa bile saldırıyor. Başımıza geldi. Normalde ateş varken saldırmıyorlar sana. Kiliseye bakmamıştık. Ama şunlar daha önemli. Sömürdük bildiğin ya. Bütün oyundaki hasır otlarını sömürdük arkadaşlar. Çok dikkatli olmalıyız. Ha doğru. Meşaleyi geç. Yanmış ateş varken saldırdı. Yani yanmamış ateş yok da. Böyle kamp ateşi varken saldırdı. Bu kilisede bir şey olur mu? Yıllardır yemek yemiyorum arkadaşlar. Hasır otu. Önce bu aralar. Oo, gazoz. Thank Abi direkt içsene. Biraz kitap alalım. Fırtına feneri. Bizimkinden daha iyi. Ne kaç kilo burkulma riski? Ya. Bunu toplarsak yakıtını alırız ama keşke bizimkini doldurmasaydık. Çok şey oynamaya başladım ya. Yakıt bizim için önemli olacak. That'll come in handy. Fırtına başlıyor. Niye böyle oldu şimdi? Ne güzeldi hava. Keşke hiç girmeseydik içeriye. Bu kötü oldu. Çok mu uzak? Köprüde kurtlar vardı, değil mi?
asır otları var ya. Bayağı var. Keşke bir bitki çayım olsaydı şu an. Her tarafta kurt sesi duyuyorum ha. Too heavy. Abi işimi hiç riske atmak istemiyorum. Bir ateş yaksana. O kadar bitki çayı topluyoruz. Çabuk. Bir kere yansa yeter. Ateşi tutmayacağım. Tamam. Güzel. Közüyle bile o şey olur. 10 dakika. İleride de mi unutmuşum şu? Bu oyunda ölürsem var ya, gerçekte ölmüş gibi üzülürüm. Orada evet bir tane var. Too much stuff to carry. İçsene, içtim. Al, içmedim mi? Güzel. Yukarıdan sanki ayı sesi geliyor ya. Oo. Abi bak kimse buraya kadar gelmez. Bu şelalenin dibine bir steroid koy ya. Oradan çıkar mı? Buradan mı gitmemiz lazım? Tepe arkalarına dikkat. Kurt var. O. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Köprüye arabaya. Abi rüzgara bak.
çok uzakta. Böyle devam etmem lazım. Geliyor, hayvan gibi geliyor. Allah! Allah! İkisi sıkıştırdı. Çabuk. Canımdan değerli değil. Hadi bozan annemine geldik. Lütfen. Bunlar son anda saldırırlar. Hadi geldik. Hadi geldik. Geldik. Of. Aa, nerede lan bu? Arkadaşlar aşırı gerildim. Buraya fişek mişek bırakmış mıydık? 2-2 bıraktık diye hatırlıyorum. Çok kötü oldu. Fişek yok. Fişekleri nerede bıraktık? Evde bıraktık herhalde. Abi biri arkadan geliyor, diğeri önüme çıktı. Allah'tan öndeki fark etmedi. Bir anda saldırabilirdi. Artık geceye geçirelim. İyi hasır otu da topladık. 79 tane oldu. Ya aşırı gerildim arkadaşlar. Öyle böyle değil ya. Birini kullanmam lazım. Testere. Burada testere var. Birini parçalayacağım. Şu üst kata çıkayım ben. Ya üst kata ne gerek var? Burada uyuyor ya. Ama tulumun şeye geçiyor. Bir bakalım hele, bir dakika. Şunu bir kullansana. Aletleri buraya bıraktık, bazılarını. Bir kısmını daha. Ben bir yukarı çıkıp uyuyayım. Sonra sabah ola hayır ola. Suyumuz var mı? İdare eder biraz. Burada bırakalım değil mi? Evet, bence burada bırakalım arkadaşlar. Yeni planlar yaparız. Saat 6 olmuş. Ya da tuzakçı barakasına kadar gidelim mi? Az kaldı çünkü. Bunu bir söndür. Barakaya kadar gidelim, bırakalım arkadaşlar. Gelişmiş dinlenmemiz var mı hala? Hala var. Ne muazzam bir şey ya bu. Aa, o evlere bir şey bırakmadım. Yola su bıraktığımı hatırlıyorum. Yolun ortasına su bıraktım. Ondan sonra bir tanesinin kapısına su bıraktım. Sabaha kadar buradayız. İlk defa derin bir uyku. Şimdi Tatlı Vadi'deki steroidi bulmamız lazım. Tatlı Vadi'nin steroidi ama gelirken. Şu ana kadar nasıl bir steroid bulduk ya?
Halatımız olsa dağ geçidine giderdik. Artık en son dağ geçidi yapacağız. Ya da dağ geçidine inip geri çıkacağız bir şekilde. Çünkü bela orası. Bozkurt Dağı'na steroidsiz çıkabilir miyiz acaba? Onarmak için hurda metali ihtiyacımız var. Ben bir tanesini testereyle parçalayacağım arkadaşlar şunu. Hem içindeki yakıtı verecek. Hem de bir hurda metal verecek. Bunun sağlığı zaten iyi. Sağlığı zaten iyi. Bunu acil bilememiz lazım biraz. Parçalanmaması için. Testerem var. Ve iyi de dinlenmişim. Bu karanlıkta bu işi yapabilir miyim? Şunu parçala abi. Ha, şeye gerek yok. Bir saatte bunu bir topla. Testereye gerek yok, doğru. Tamam, bir hurda metal ve yağını verdi bize. Güzel, 0.24. Tamam, bunu onarmaya gerek yok. Şu an gerek yok. Ağırlık olarak ne var üstümde? 3 tane taş. Dursun kurtların yönünü değiştirmek. Abi şu hasırı... Şu... Şunların hepsini atsam bile olur. Çünkü artık tutuşturucuya ihtiyacım yok. Ama ben birkaçını alacağım. Ne olur ne olmaz. Bir şey olur. Buraya tutuşturucusuz yakamazsın der. İyi hafifledik. Bir şey bırakmadık değil mi? Yeterince uyuduk. Sabah oldu. Buradan çıkalım. Milton'dan çıkalım. Şuradan alacaklarımızı alalım. Önce bir ateş yak. Bak, başarma şansını değiştirmiyor tutuşturucu olmaması. Biliyorum, kırmızı çantayla onardığım zaman daha etkili olduğunu biliyorum ve daha hızlı olduğunu. Mavi çanta bazı şeyleri 15 dakikada onarırken kırmızı 10 dakikada onarıyor. Bizim konserve açacağımız da yok hala. Tamam. Şunu söndürmek fark etmez. Şunu bir at abi buraya. Aslında ateşi yakmadan önce of. Şeyi hazırlamalıydım ya. Of, hata ettim. Biraz bitki çayı hazırlamalıydım. Bunları bir alalım, almamız gerekenleri. Bunlara gerek yok artık. Buna da gerek yok. Neyse, bir kere daha ateş yakarız, ne yapalım. Suyumuz var mı? Bu her yerde var, burada bıraktık. Bitki çayı yapmak için suya ihtiyacımız olacak. Ağırlık nerede? Şunu onarmak ne kadar sürüyor? 30 dakika. Onarım miktarı %30.
Hurda metal. Ya gerek yok ya. Gerek yok. Ben daha önemli olan bir şey yapacağım. Reishi mantarı. 30 dakikada. 45 dakikada. Kaç meşalemiz var? 4. Derilerimiz de kurudu. Orada da bir sürü iş güç var. Şimdi kaç kiloyuz? 32 kiloyuz. Keşke sedir çırasını atmak yerine kitaplara atsaydım. Niye? Aklıma gelmedi bilmiyorum. Neyse. Abi bu modda bazı şeylerden vazgeçmeniz lazım. Yani şu an feneri tamir edecek öncelik yok bana göre, yani benim oyun tarzıma göre. Zaten %58. Yağ sıkıntım da yok. Daha öncelikli işlerim var yani. Üşengeçlikle alakası yok. İki kiloluk tencere gölevinde bıraktık mı? Dışarıda kurt sesi mi var? Arkadaşlar, gidiyorum. Bunlara baktık mı bilmiyorum. De. Fener rüzgarlı havalarda iyi oluyor da. Yakıtın bir de hızlandırıcı özelliği var da pek ihtiyaç duymadık şu ana kadar. Buna bakmış mıydı? Daha fazla meşale ihtiyacımız var. Hadi abi, kazasız belasız artık defolup gidelim. Yeter. Kanada bayraklı eve bir şey bırakmış mıydık? Yine de bakmak istiyorum. Bizim işimiz belli olmaz. Bırakmadık herhalde ya. Kurt sandım lan. Arkadaşlar şunun birini içelim. Bu sağlıklar ne böyle ya? Meşale sağlığı.
Benzin istasyonunda bir şey bıraktık mı acaba? Kurt var sanki karşıda. Ya meşalem sönsün artık ya. Of. Vallahi uğraşamayacağım meşaleyle. Ay yalnız fişeğimiz yok ha. Bence bir şey bırakmadık. Fişek yok, kurt korkutacak. Giderken oraya bakarız demiştik ve bu arabaya bakmamıştık sanırım. Ya da bakmış mıydık? Bakmışız. Oraya bakarız demiştik ama gitmedik. Gitmeyelim. Nereden geldik? Oradan mı, buradan mı? Arkadaşlar şimdi yok, orası aynı yere gidiyor. Herhalde buradan. Evet. Burada uyumuştuk. Bir de ceset vardı orada sanırım. Biz tırmanarak mı geldik buraya? Biz dağdan geldik. Bir saniye. Tırmandık mı yoksa biz? Arkadaşlar hatırlayan var mı? Bir kere tırmandık, bir kere indik mi? Ne oldu? Bir dakika, dur. Hemen hatırlamamız lazım. Bir kere indik, bir kere tırmandık, değil mi? İniyorum o zaman aşağıya. Emin misiniz? Bir yere çıktık, sonra geri indik, tırmandık. Pekala. Çıkarken de o zaman halatı alacağız, değil mi? Arkadaşlar hava harika ama risk almayı sevmiyorum. Çabuk, hava harikayken hemen bir şey daha ısıtalım. Bir saat daha tutsun bizi. Hatta kahveyi ısıtalım, tırmanırken enerjiye ihtiyacımız olacak. Allah'ım bize yardım et. At bir kömür ya. Meşaleye de ihtiyacım var. Kitapları da yak. Bütün kitapları yak.
All I can think about is food. Al. Yapacağım meşale. Aslında biraz uyuyabilirdik. Ama öyle bir lüksüm yok. Şimdi nereyi takip etmem gerekiyor? Tırmanma bölgesi. Ne olur bir hata yapmayalım ya. Bir yerden çıkıp bir yerden iniyorduk. O yer çabuk rüzgar başlamadan hep sağa mı dönmüştük? Sanırım. Burası. Her taraftan kurt sesi duyuyorum ya. Burasıysa biraz dinlenelim ya arkadaşlar. Şu mağarada. Kahveyi daha içmedik ama. Daha gündüz vakti. Oraya çıkacağız değil mi? Ha, ben buraya gelmemişim hiç. Buraya hiç gelmemişiz. Bir bitki çayı içelim. Bu uyku tulumunun yataklık bonusu 2. Benim yataklık bonusu ne ya? Sıcaklık bonusu. Uyu bir saat. Ayı gelmez değil mi? Hava güzel aslında. Daha fazlasına ihtiyacım yok. 31 kilo. Ya tırmandıkça yükün ağırlaşıyor ya, o sıkıntı oluyor. Buradan mı çıkmamız lazım?
Bir yerden çıktık, bir yerden indik. Burasıdır herhalde ya. Ne fazla. Taşları bırakıyorum. Şunu bırak. Şunu da bırak. Kömürleri de bırakıyorum. Bir tane bir karalama yapayım mı? Yok, gerek yok ya. Bırak abi şu kömürleri. 29. Daha başka ne bırakabilirim? Çubuk bırakabilirim biraz. Testere. Testerem var değil mi? Testereyi bırak. Tamam. Hava harikulade. Kahve içmesem mi acaba ya? Yani şuradan şuraya çıkacağım diye kahve biraz masraflı değil mi? Riske atmıyorum. Uyuyabilirdim ama hava bozar şimdi. Bir şey olur. Bayağı gidiyor. Yükümüz ağırlaşınca işte. Abi hayatımızda hiç bilmediğimiz yollara girince artık nereye gidiyorum, nereden geldim? Her şeyi unuttum. Şu halatı al. Abi şimdi mağaraya girersek tamamdır. İki daha ağaç var. Yemin ederim geldiğim hiçbir yolu hatırlamıyorum. İnşallah yanlış yola gitmiyoruzdur. Yanlış yola gidiyorsak zaten boku yedik. Ama bir yerden indik, bir yerden çıktık herhalde. İlk indik mi? Eve mi gidiyoruz? Ev evimiz oldu değil mi tuzakçı barakası? Evet, doğru. Ufak nehri takip etmiştik. Şu çubukları al abi, hava güzel. Bütün hasır otlarını sömüre sömüre gelmiştik buradan. Vallahi başarıyla görevi tamamladık. Şimdi gerçekten oyunu bitirmeye çok yakınız. Olası bir, hani böyle kariyerinde çok başarılısındır. Ne bileyim. Herkes senin gelecekte güzel bir meslek sahibi olmanı istiyordur falan. Ama karşıdan karşıya bir araba çarpar seni, ölürsün. Öyle bir şey olmasın bize arkadaşlar. Bitireceğiz. Çok güzel gidiyoruz. Yani bir profesör olma yolundayız. 18 yaşında bir kazaya maruz kalmazsak. De çıkmamış ha. Hiç hasır otu masır otu da çıkmamış. Hava şartları giderek kötüleşecek ama. Bunu bile bile oynamamız lazım. Milton bölgesinden ayrıl.
Kaç kibritim var benim? Zibil gibi. Meşale. Kesin biz buraya bir şeyler bırakmışızdır ha. Kömür falan. Belki de biraz geridedir. Bir dakika. Eve bırakmışızdır ama. I need to drop something. Allah'ım iyi ki döndüm ya. İyi ki döndüm arkadaşlar. Hatırlıyorum çünkü mağaranın böyle tam girişine, hatta kömürü almaya çalışırken şey diyordu, mağaradan ayrıl. Devam. Buradan direkt Carter Hidroelektriğe gidebiliriz. Sahil yolu falan. İyice bir plan yapmamız lazım eve gittikten sonra. En yakın tav ocağı nerede? Artık ok yapabiliriz. Yay yapabiliriz, ok yapabiliriz sanırım. Ya kurutulmuş şeyi attım ben arkadaşlar mağaraya, şu an hatırladım. Kurutulmuş akça ağaç fidanını attım. Yakmıyorum, bir tane daha zaten çıktık. Tüh. Onunla 3 tane şey yapabilirdim. Şimdi kurutmak. Evde kurutulmuş var bir tane. İnanamıyorum arkadaşlar. Gizemli göle geldik. Dikkat edelim. Demek devrilmiş ağacın arkasında mağara girişi. Mağaraya bir tane bıraktım diye hatırlıyorum. Kaç, belki daha fazla bırakmışımdır ama kurutulmuş bir tane bıraktım. Burada 3 tane var. Kurumuş. Oo, her şey kurumuş. Arkadaşlar evimizdeyiz. Her şey kurumuş. 3 tane burada var, bir de dolapta kurutulmuş vardı. Evet, kurutulmuş. 4. Yani biz şu anda çalışma tezgahında bir tane basit yay yapabiliriz. Ama bağırsaklarla pantolon yapmazsak eğer. Alet, av bıçağı, nacak, gelişi güzel nacak. Oo. Bizim ilk işimiz nacağı bilemek. Ölümüne bilemek ilk işimiz. Sonra uyuyalım ve bırakalım. Hatta burada uyuyalım, daha fazla kalmasın. Güzel bir plan yaparız. Eve girince kaydetti mi bu? Eve girince kaydetti mi arkadaşlar?